أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استعوذ بالله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى O en yüce olan Rabbinin ismini tesbih et. Onun isimlerine yanlış manalar yüklemekten sakın. O isimleri başkalarına takma. Uygunsuz hallerde ve necaset bulunan mahallerde onları anma. O en yüce olan Rabbini şanına yakışmayan her şeyden tenzih ve tesbih et. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى O zat ki her şeyi yaratmıştır ve tüm yarattıklarını varlıklarını sürdürebilmelerine en elverişli biçimde var ederek düzenlemiştir. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى Yine o zat ki tüm varlıkların cinsleri, türleri, şahısları, miktarları, sıfatları, yaptıkları, yapacakları ve ecelleri dahil her şeylerini ayarlayıp takdir etmiştir ve her şeyi yaratılış gayesine yönlendirerek her varlığa neden nasıl faydalanacağını öğretmiştir. Acayip bir şey. Bu kadar yaratılan mahlukat var. Her mahlukatın kendine göre bir hayatı var. Bunu Mevla yapıyor. Kudretini gösteriyor Mevla bize. Kendimize bakalım şimdi. Şu derinin altında neler var, neler var. Tulum. Dışı deri. İçerisi dolu. Bu deri tulumunun içinde ne var? Kalp var, ruh var, kalp var. Ondan sonra bağırsaklar var, mide var, işte akciğer var, karaciğer var. Kimin nerede olduğunu da bilmiyoruz. Nasıl çalışıyorlar, birbirlerine yardımcı oluyorlar onu da bilmiyoruz. İnsanın kılcal damarları var. Vücudundaki kılcal damarları dünyanın çevresini 4 defa dolaşırmış. Neden haberin var söyle bana. Ya Rabbi bir şeyden haberdar olmadığımızı anlamak nasip eylesin. Bu kadar aciz bir insan ufacık bir şey yapıyor, başlıyor kasılmaya. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kasabada bir kardeşimiz var Muhammed diye, orada işte talebe okutuyordu. Burada 18-19 yaşında bir çocuk. Ondan sonra bir kaza geçirdi. Denizde atlıyor denize. Denizin orası bulanık biraz. Atladığı yerden bir karış sonrası taş. Onu görmüyor ama. Kafadan bir atlıyor. Vuruyor kafada bir şey. Bir damar kopmuş. Nerede koptu sen de damarı kopmuş. Belden aşağı hiç. Sıfır. Tutmuyor. O günden beri uğraşıyorlar. Yok. Bir damarın. Hadi yap bir şey. Ya Mevla gösteriyor bunları. İbret alalım diye. Vallahi bilmiyorum kardeşlerim. Allah'ım ibret almak nasip etsin. İnsan çok acayip bir şey. Acayip ama çok acayip. Aklın olmasa evin yolunu bulamazsın. Öyle insanlar var evin yolunu bulamıyor. Aklı yok. Ne diyorlar ona? İnegöl'de bir kadın geliyor dua istiyor adam. Anam çıktı evden bulamıyoruz. 3 günden beri yok anam. Gece de yok. İhtiyar bir kadın. O hastalıktan varmış. Tutuyorlar evde çıkmasın diye. Bir arada evde uyurken millet işleye bırakıyor. O çıkıyor. Yok. Ara yok. Polislere haber verdiler. Polisleri de aradılar 2 gün. Gene yok. Bir gün birisi demiş ki ya bir çıkayım da bir dere gibi bir ver. Bir de oralara bir dolaşayım. Dereden aşağı bir iniyorum. Meğersem oraya gitmiş. Su içerken düşmüş derenin içerisine. Boğulmuş. Bir söğüt ağacı var derenin içinde. Orayı
yapışmış böyle, orada duruyor. Anasını buldu orada. Biz buyuz ya, insanoğlu çok acizmiş. Bana bak, vallahi anlamış değiliz arkadaşlar. Ya Rabbi anlayış ver. Amin. Bu anlayışın olması için arkadaşlar tarikat desen çok dikkat etmek lazım. Mevla'nın cemalinin nuru kalbe parlayınca Mevla bu anlayışı veriyormuş. Ya Rabbi istiyoruz, özeniyoruz ihsan eyle. Amin. İstiyoruz, istiyorsun kulum. Madem istiyorsun uzat elini de vereyim. Ya Rabbi istiyoruz, uzat da vereyim. Böyle ver ya Rabbi. Akıl mı veriyorsun sen Mevla'ya? Ne demek istedin bu hocam? Şunu demek istedim. İstesen verilecek. İstemiyoruz. Neden istemiyoruz? İşte kulum nasıl isteyeceğim? Nasıl isteyeceğim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dostları nasıl istemişse öyle isteyeceksin. Teheccüd, işrak, kuşluk, eva bunları yapma iste. Numaradan istiyorsun. Ya Rabbi muvaffak eyle. Amin. Evet. Bana bak. Efendimizin şu kelamı var ya. Kuddüs'e suçu. Allah-u Teala kadiri mutlak, insan oğlu acizi mutlak. Manayı şerifi biraz anlar gibi oluyor ama Allah-u Teala ne kadar kadir, insanoğlu o kadar aciz. Allah-u Teala'nın kudretinin sonu var mı? Yok. Yok. Demek ki senin de aziyetinin sonu yok. O zaman ne oldu? Aziyetin sonu yok. Nimetle beraber nereye çıktı iş? Sen yoksun hemşerim. Öyle mi? Var mı hocam? Yok. Yok ol. Duymadın mı sen hiç? Çık aradan kalsın baki aradan. Arifin makamı her demde hayret. Adem bahrına dal, bul zevki vuslet. Yokluk denizine dal. Demek ki aradan çıkmak nasıl yok olacakmışsın öyle mi? Öyle mi? Nasıl yok olacağım bu hocam? Söyleyeyim sana. 20. kata çıkacaksın, oradan atacaksın aşağı kendini, Allah rahmet eylesin, yok oldu. Cenazesi 2. gün, 3. günü yok ortalıkta. Ya Ahmet Mehmet burada bulunuyor da sabah. Yok gitti, neden? Öldü. Allah'ım tezelden hepinize ölüm nasip etsin. Amin. Hepimize ölüm nasip etsin. Amin. Amin diyor ama şimdi nasıl oldu? Atacağız mı kendimizi aşağı diyor, şimdi yukarıdan aşağı. Sen duymadın mı cins adam? Mutu kablen temutu. Ölmeden evvel ölünüz. Adama kurşun sıktığın zaman ölüyor mu ölmüyor mu? Bu nefsinde kurşun sıkacaksın buna. Nasıl? La ilahe illallah. Tak! Alnı kabana vuruyorsun. O gene canlanıyor. Bir dakikada canlanıyor gene. La bir daha bir daha. Devam devam. En sonunda Allah rahmet eylesin. Ya Efendim Hazretlerimiz neler izah etmiş ya. Neler izah etmiş ya. Çok hayretime giden şeylerden şu demin ki o kelam şerifinden altından çıkılmaz onun. Bir de buyuruyorlar ki bir kere la ilahe illallah dedin. İkinci derken bir soluk alır gibi oluyorsun. O arada iman tozlanır. Ya Rabbi buna aşık eyle bizi. Amin. Elimizden düşürme ya Rabbi. Amin. Bu iman nasıl tozlanır? Onu bir misal vereyim. Dünyada bir misal. Şimdi bu şimdi yok. Var mı yok mu bilmiyorum. Eskiden ayakkabı boyarlardı. Ayakkabıcı. Fırça iki tane fırça böyle bir böyle çekerdi. Öyle mi? Bunu bilmeyen var mı? Ayakkabı boyuyorlar. Çok hava tozlu ama. Fırçayı attı böyle. İkinci fırçayı atarken yine tozlar mı tozlanmaz mı? İşte. Nefsin öyle bir tozu var ki onun, o toz onun yanında gene çok. Hele bu televizyon, internet, telefon. Toz görsün gözün. Toz kelimesi ne demek ya? Evet. Vellezî ahrecel mer'a. Hem de o zat ki hayvanların otlayacağı bunca otlağı topraktan çıkarmıştır.
Hayvanların otlayacağı deyince bizim köyde evvelden sığır vardı. Şey, hayvan sığırı vardı. Yani bilmiyorum ki 300 tane 400 tane hayvan. Manda, inek, tosun işte karma karışık böyle. Çoban sabahlar köylü getirirdi şeye meraya. Salardı iki tane çoban ellerine birer tane şey. 300 tane hayvanı güdüyorlar akşama kadar. Merada. Bir tanesi kasayı şey var. Öt diyor hemen dönüyor yerine. Birisi gidiyor tarlaya. Bir taş atıyor buradan bir şey atıyor ona veya sopaya atıyor. Hop kaçıyor oradan gene. Dinliyor söz dinliyor. Hiç unutmuyorum o hayvanlar akşamüstü gelirken. Hepsi doymuş böyle öyle bir geliyorlar ki. Sakin. Çok acayime giderdi. O 300 tane hayvan köye giriyor. Köyün kaç tane yolu var şimdi? Her hayvan kendi evine gidiyor. Nasıl şaşırmıyor ya? Ben bazen gelirdim mesela bizim iki tane inemiz var. Bir inek vardı, tosunu vardı. Onlara içeride oluyorum bazı mesele oluyor. Geliyor şimdi kapılar kapalı. Bağırıyor şimdi. Geldim diyor. Dur be ya, acele etme. Bağırıyor mübarek hayvan. Hele evde şeyi varsa, yavrusu varsa. Daha içeri girer girmez. Anacığızım Allah rahmet eylesin. İneğe sağacak şimdi. O yavrusunu kenara çekiyoruz. İnekte var 10 kilo süt. Yavruya 3 kilo yeter. 7'si de bize. Ondan sonra anası vermiyor sütü. Yavrusu içecek ya. Vermiyor sütü. Çekiyor böyle sütünü. Çekiyor yok. Ne yapıyordu biliyor musun? Ondan sonra hayvanı şey yapıyoruz böyle şimdi o yavrusunu memelerine vuruyor bir iki tane acık çekiyor salıyor kendini o arada kaçırabildiğin kadar. Hadi gene. Bunları bilen var mı ya? Parmak kaldırsın. Ha, süt içmesini bilirsiniz. Evet, devam et. Fece'alehu gusâen ahvâ. Udana kuyruğunu nasıl sallar o küçücük hayvan? Öyle sallıyor anası geldi. Al, seviniyor anası da. Böyle yapıyor, kokluyor. Her mahlukatın kendine böyle şeyi var işte böyle. Bir de at. At erkeğe derler. Kısrak da dişisine derler. Yavrusuna da tay derler. O şimdi kısrak yavrulamış değil mi? Tayı var. Mübarek hayvan hava çok sıcak değil mi? Yavrusu da yatıyor orada. Böyle bir ayar çekiyor. Böyle bir duruyor. Kölgesini tam onun üzerine düşürüyor. Azıcık güneş döndü böyle. O da ona göre ayar çekiyor. Bunu bilen var mıydı? Parmak kaldırsın. Tamam. Evet, bir kişi çıktı. Maşallah. Evet. Yemyeşil halinin ardından onu kupkuru, kapkara bir şeye çevirmiştir. Seni kuriu kefele tense. Habibim, muhakkak biz seni okutmaya devam edeceğiz. Ve artık sen Kur'an'ı unutmayacaksın. İlla ma şaa Allah, innehu ya'lemul cehra ve ma yakhfa. Ancak Allah'ın ayetlerden hükmünü ve tilavetini neshetmeyi dilemiş olduğu şeyler müstesna. Muhakkak ki o Allah açık olan okumanı da bilmektedir. Kalbinde gizli kalan şeyi de. Nitekim sen bir şey kaçırırım diye kalbinde endişe barındırarak Cibril'in tilaveti sırasında seslice okumaya başlıyorsun ama artık buna ihtiyaç yoktur. Zira biz vahiyden hiçbir şeyi sana unutturmayacağız. Allah Allah. Ve nüyessiruke lil yusra, biz seni vahyi ezberleme, onunla amel etme ve onu tebliğ etme hususlarında o en kolay olan yola ve müsamahalı bir şeriata kolayca muvaffak kılacağız. Fezekkir in nefaati zikra, öyleyse sen Kur'an'la insanlara öğüt ver. Tabii ki o öğüt fayda verirse ama kalpleri kılıflı olan kişilere fayda vermeyeceği bellidir. Bu yüzden de çok üzülme. Seyyedzekkeru men yakşa, Allah'tan saygıyla korkmakta olan kimse mutlaka öğütlenecektir. Ve yetecennebuhel eşfa, ama o en asi olan kafir kimse ondan iyice uzaklaşacaktır.
اَلَّذ۪ي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى O kimse ki o en büyük ateşe sahip olan cehenneme girecektir. ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَا Sonra orada ölemeyecektir ve rahatlıkla yaşayamayacaktır. Her taraftan ölüm yağıyor, ölmek yok cehennemde. Dirilmek de yok, ikisinden nasıl bir hayat? Cilt 1, sayfa 137. Bismillahirrahmanirrahim. Eyyuhel müveffeku lissaadeti. Ey saadete muvaffak kılınan. İnnemâ hüve elle. Saadete muvaffak kılınan. Hepimiz girdik burayı. Saadete muvaffak kılınmışız. Ne demek? Cennet cemalullah yolunu bulmuşuz. Efendi Hazretlerimiz gibi bir zatın defterinde ismimiz var. Ama ne saadet. Ey saadete kavuşmuş evladım. Bakalım şimdi nasihat vuracak İmam Rabbani bize. Ulan arkadan dinliyor musunuz? İnşallah. Uyuyan yok değil mi? Evet. Devam et. İnnemâ hüve ellâzimü lenâ ve leküm. Muhakkak ki bizim için ve sizin için lazım olan nedir? Tashihul akâidi. Akaidi tasih etmektir. Ne üzere? Alâ muktaval kitâbi ve sünneti. Kitap ve sünnetin muktezasınca. Ne üzere? Alâ nehcin. Öyle bir yol üzere ki. Ehedehâ ulemâ-ü ehli sünneti vel cemaati. Ehli sünnet vel cemaat uleması onu almıştır. Neden? Minel kitâbi ve sünneti. Kitap ve sünnetten. Neden sonra? Ba'de mâ fehimûhâ kemâ yenbeğî. Layık olduğu şekilde anladıktan sonra kitap ve sünnetten ehl-i sünnet ve cemaat ulemasının çıkarmış olduğu bir yol üzere kitap ve sünnetin muktezasınca akaidi tahsil etmek lazımdır. İşte onun tahsilindesin hemşerim. Öyle mi değil mi? Ne büyük yerdeyiz ya. Evvela bu. İşte bunun tahsili için geliyoruz. Yüksek tahsil bu ya. Öbürsünün yüksek tahsil diyorlar. Edepsizliğe bak. Efendim Hazretlerimizin duyduğu şu kulağımla buyurdular ki üniversite tahsilini medrese tahsilinden yüksek gören imanını tazelemesi lazım. Nikahını da tazelemesi lazım o zaman. İman olmayınca nikah da olmaz. İman gider buyurmuyor ama imanını tazelemesi lazım. İşte altında o var. Evet. Niçin Ehl-i Sünnet ve Cemaat ulemasının layık olduğu şekilde anlamalarından sonra neden Ehl-i Sünnet ve Cemaat uleması dedik? Adam diyor ben de böyle anlıyorum diyor. Ben de böyle anlıyorum diyor. Evet. Fe inne fehmena ve fehmeküm muhakkak ki bizim ve sizin anlayışınız nedir? Sâkitun an hayzil itibari itibar sahasından düşücüdür. Senin benim anlayışın itibar sahasından düşüktür. Ehl-i sünnet ve cemaat ulemasının itibar anlayışına itibar edeceğiz. Buyur İmam Rabbani. Kendine katıyor mübarek. Yani tevazu şey yapıyor mübarek. Ya. Çok bunu ilahiyatta bunu söyleyenler var. Onlar öyle çıkarmış. Biz de böyle çıkarıyoruz diyor. Öyle çıkarıyorsun. Sen görürsün ne çıkarıcını. Yumruk gibi kravat bağında sabaha kadar inek gibi yatıyor. Öküz gibi geziyor. Ondan sonra biz böyle çıkarıyoruz. İstanbul'a. Efendimiz bir yerde böyle ki köpeğe şey yapıyor. Efendimiz köpek mi bir şey. Bu hayvan yarın akırta bizi mahkemeye verir. Ya Rabbi bu kul bunları beni, bu kul beni bunlara benzetti diye böyle bir izahı var Efendim Hazretlerimizin. Köpek ne demek ya? Evet. Ne zaman اِذَا لَمْ يُوَافِقْ فَهْمَهَا اُلَا الْكِبَارِ Bizim anlayışınız ve sizin anlayışınız bu büyüklerin el-i sünnet ve cemaat ulemasının anlamasına muvafık olmadığı zaman itibar sahasından düşücüdür. De o kadar. Ela tera sen görmez misin neyi? Enne külle mübtedi'in ve zallin. Muhakkak ki her bidat sahibi ve her yolunu şaşırmış kimseler yedde'i iddia ediyorlar. Neyi? Ahde ahkamihi el batileti. Batıl hükümlerini aldıklarını. Neden? Minel kitabi ve sünneti. Kitap ve sünnetten aldıklarını daha iddia ediyorlar. Kitap sünnetten mi? Onlar da onlar ölmüş ki. Bakın bu ayet-i kerimede böyle buyuruyor. İşte hadis-i şeriflerde. Ama sen öyle anlıyorsun. Sonra? Daha ve fehmehe minhüme. Kitap ve sünnetten anladıklarını ve kitap ve sünnetten
batıl hükümlerini çıkardıklarını iddia ediyorlar. Vel halu halbuki hal ennehu şan la yugni fayda vermez minel hakki şeyen haktan hiçbir şey fayda vermez. Tümme akaidi tahsiye ettikten sonra lazım. Sümmeye gelince bir bak bakalım bu tarafa. Bayağı da oldu şimdi. Daha sümmeler de var. Ne yapacağız şimdi? Sümme. Devam et bakalım o zaman. Biraz ibare kubali. Daraltmayalım şimdi bu şeyi satırları. Evet. Sümme ilmül ahkami şer'iyyeti thaniyen minel halali vel harami vel fardı vel vacibi. Tamam. Şimdi nasıl bakıyor gördün mü? İzleniyorlar tabii ne yapsınlar. Evet. Risale-i Kusiyye sahife 33 birinci beyt. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah bu sırra hem işaret Ebu Bekir için itti itme gaflet. Ketreti savun ve salatle bu devlet değildir. Aksi idüb nuri hüviyet. Bu aksi intiba it gel gidelim cemali ba kemale seyir edelim. Resulullah bu sırra hem işaret Ebu Bekir için itti itme gaflet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rabıtanın büyüklüğüne ve rabıtanın insanı rabıta-i şerif diyelim. Rabıta-i şerifin insanı büyük ettiği sırrına Ebu Bekir radıyallahu anh için buyurmuş olduğu hadisi şerifinde işaret etti. Gaflet etme, anla bunu. Ketreti savun ve salatle bu devlet değildir. Aks idüb nuru hüviyet. Bu devlet çok oruç tutmakla, çok namaz kılmakla değildir. Ya ne iledir? Zat-ı Pâk-ı Sübhaniye'nin nurunun kalbe aksetmesi iledir. Bu aksi intiba it gel gidelim, cemali bâ kemâle seyir edelim. Bu aksi tabi'i hale getir, tabiatına yerleştir, gel gidelim, cemali bâ kemâle seyir edelim. Büyük Şeyh Efendi Kutsesur Hazretleri bu babın sonunda da şu hadis-i şerifleri yazmıştır. Kâle aleyhisselâm. مَا صَبَّ اللّٰهُ تَعَالَى شَيْئًا ف۪ي صَدْر۪ي اِلَّا وَصَبَبْتُهُ ف۪ي صَدْرِ اَب۪ي بَكْرٍ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah-u Teala benim sadrıma bir şey dökmedi ancak ne döktü ise onu Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kalbine döktüm. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَفْضُلُكُمْ اَبُو بَكْرٍ بِكَتْرَةِ صِيَامٍ وَلَا صَلَاتٍ وَإِنَّمَا يَفْضُلُكُمْ بِشَيْءٍ وَقَرَ ف۪ي صَدْرِهِ اَوْكَمَا قَالَ aleyhisselam. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ebu Bekir radıyallahu anh çok oruç tutmak, çok namaz kılmak ile sizden faziletli olmadı. Ancak sizden faziletli oluşu sadrına yerleşen şey yani nur iledir. Yahut Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi. Ömrünü bu şekilde Allah ve Resulünün aşkıyla geçiren ve bu istikamette ameli salihlerle süsleyen has kullar Allah'ın lütfuyla son demlerinde kelime-i şehadetin manevi huzuruyla göçerler. Bunun aksine toprak üstünde fani, izafi ve nefsani cazibelerin aldatmacalarına kanan ve bu suretle ruhani vasıflarını zaafa uğratan bedbahtlar da ekseriyetle yaşantılarına uygun bir şekilde ölüp toprak altında da hüsran ve zillete düçar olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmetini ikaz sadedinde ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur buyurmuştu. O pişmanlık nedir ya Resulallah diye soruldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölen kişi muhsin, ihsan sahibi, salih bir kişi ise bu halini daha fazla artıramamış olduğuna, şayet kötü bir kişi ise kötülükten vazgeçerek halini ıslah etmediğine pişman olacaktır cevabını verdiler. El-Fatiha mâsselamatü şerif.